Sevgili seyirciler merhaba, Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Çiğdem Bicik. Kendisi Cross Border Kurumsal Danışmanlık ve CBF Platform Kurucu Ortağı. Hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Ön, de... Öncelikle teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İyi ki geldiniz. Sizi gördük daha da iyi olduk. Ama öncesinde istiyoruz ki biraz sizi tanıyalım Çiğdem Hanım. Tabii ki ben bankacılık hayatımdan sonra Cross Border Kurumsal Danışmanlık Limited'i kurdum yaklaşık 20 yıl önce. Cross Border şirket evlilikleri, ortaklıklar özellikle yabancılarla ortaklıklar konusunda danışmanlık veren bir şirket. Evet. Daha çok yabancılarla ortaklıklar konusunda da uzmanlaştığımız için tabii yurt dışında bu de birlikte yapabileceğimiz ortak arayışına girdik hemen şirketi kurduktan sonra. Uh -huh. Ve bugün M&A Worldwide denilen uluslararası network'ünde münhasır Türkiye temsilcisiyiz. M&A Worldwide bizim gibi danışmanlık şirketlerinden oluşan bir güç birliği ağı diyeyim size. Ee, ve şu anda yaklaşık 40 ülkede 45 ofiste ortaklarımız var. Onlarla birlikte şirket ortaklıklarına aracılık ediyoruz. Hı hı. Ee, bunu yaparken tabii şirketlerin <laughs> çeşitli e, farklı farklı ihtiyaçlarını gördüğümüz <laughs> için ayrıca geçen sene e, ortaklarımla birlikte CBF platformu kurduk. Hı hı. CBF platform e, bir nevi aile hekimliği gibi düşünebilirsiniz şirketler için. Hı hı. bir elden değişik değişik danışmanlık hizmetlerini sunmaya çalışıyoruz. Nasıl aile hekimine gidip işte benim şu 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 derdim var dediğinizde sizi yönlendiriyorsa hı hı. başka bir uzmanlık alanı olan doktora biz de CBF platformda bunu yapmaya çalışıyoruz. Tek elden farklı uzmanlık gerektiren danışmanlık hizmetlerini şirketlere sunmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, ayrıca ben e, Çelebi Hava Servisi e, yöne, bağımsız e, yönetim kurulu üyesiyim. <laughs> e, kısaca e, kendim e, buyum, e, crossbordur, e, bu. Çok güzel, süpersiniz, çok güzel anlattınız. E, i̇yi ki geldiniz dediğiniz gibi, siz gördüğümüz için biz de çok mutlu olduk. E, ben teşekkür tebrik ediyorum ederim. çalışmalarınızdan dolayı ve başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. ederim, sağ olun. Umarım her şey gönlünüzce olur bundan sonrası için de, ama. Ee, bizim program öncesinde biraz sohbet etme fırsatımız oldu. Bir takım sorular yönelteceğim size. Daha Tabii da e, detaylı bilgiler alabilmek için sizden. Hı hı. E, dünyada ve Türkiye'deki konjüktürde e, bu işleri nasıl etkiliyor? E, sizin yaptığınız e, deneyimleriniz, tecrübeleriniz hı hı. ve çalışmalarınıza dayanarak bizlere neler anlatırsınız? İsterseniz öncelikle şirket evlilikleri tarafından başlayalım. Hı hı. Ee, pandemi tabii tüm dünyayı çok olumsuz e, etkiledi. İşte tedarik zincirinin kırılması, daha sonra ekonomik çalkantılar bir sürü ülkede enflasyonun artmasına neden oldu. Hı hı. Bu da akabinde tabii faizlerin yükselmesine, kredi maliyetlerinin artmasına neden oldu. Bundan dolayı da şirketi evlilikli volümlerinde bayağı düşüşler yaşadık. 2021 yılında yaklaşık 6 trilyon dolarlık bir pazar büyüklüğünden bahsederken geçtiğimiz sene bu yaklaşık 3 trilyon dolar mertebesinde gerçekleşti. Türkiye'ye baktığınızda ise Türkiye'nin ayrıca kendi dinamiklerinden dolayı Türkiye'de de düşüşler e, görüyoruz. Türkiye'de de işte 10 milyar e, dolar mertebesinde yabancı e, yatırım girişi görüyorsunuz. Fakat onun kompozisyonda ciddi değişiklikler oldu. Çünkü büyük bir bölümü inşaat sektörüne e, giriyor. E, böyle bir trend izliyoruz. Bununla birlikte fakat e, şeyler devam ediyor. İlgi devam ediyor. Özellikle çok uluslu olmuş gruplar. Bu ortamı bir alım içinde fırsat olarak görüp şirket satın almalarıyla büyümelerine devam ediyorlar. Türkiye'de de bu trend var. Zaten Türkiye'ye girmiş çok uluslu şirketler şu anda ucuzlayan değerlemelerden dolayısıyla bunun bir alım fırsatı olduğunu düşünüp alımlarına devam ediyorlar. Bu, bu tarafta ilgi sürüyor. Bunun haricinde e, şirketlerin başka e, sermaye erişim araçları da var. Nedir bunun bunlar? İşte private equity fonları gibi özel sermaye fonları olabilir veya e, son zamanlarda da gördüğümüz üzere halk arzlar olabilir. Aha. Türkiye'de e, negatif faiz e, dönemin <laughs> devam ettiği sürece borsaya ilginin Devam edeceğini ben varsayıyorum. Hı hı. Dolayısıyla halk arzların da bu süreçte e, devam etmesi, halk arzlara iştahın devam edeceğini e, öngörüyorum. Hı hı. E, bir de şirketler için bu tür e, şeyler var, olanaklar var. Hı hı. E, bu konularda da biz destek olmaya çalışıyoruz. Yani sadece şirket evlilikleri değil, halka açılmaya hazırlık veyahut işte yatırım finansmanı. Şirketlerin büyümesine yönelik işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerimiz sürüyor. Bu konularda da destek olabiliyoruz. Çok güzel. Peki Çiğdem Hanım, bu noktada şirketini satmak veya belki de emekli olmak isteyen bir iş insanı ne yapmalı? Evet e, biz buna e, exit planning diyoruz çıkış planlaması hı hı. bu aslında bir e, her şirketin e, cebinde olması gereken bir stratejik plandır. Yani şirketi kurduğunuzda da bir hedefinizin olması lazım. Birçok iş insanının aslında e, şirketin devredeceği varisleri olmuyor veyahut olsa bile belki ilgilenmiyorlar şirketle ve ee, bir şekilde bunun sonu var. Hı hı. O sonun nasıl olacağını e, planlamak gerekiyor. Bu hı hı. bir stratejik plan. Hı hı. Nedir çıkış opsiyonları? Şirket satmak istiyorsanız bir tanesi e, bunu borsada halka arz ederek satmak olabilir. Fakat burada %100'ü devretmek çok kolay bir şey değil. Bizde genellikle e, azınlık hissesi satılır borsada. Yurt dışında baktığınızda yüzde yüz halka açık şirketler vardır ama Türkiye'de bu kısıtlıdır. Hı hı. Dolayısıyla geriye kalan e, aslında bir tek stratejik ortağı e, veya şirketi tamamen satın alacak birisine devretmek veya belki de çalışanlara devrederek çıkmak gibi opsiyonlar kalıyor. Hı hı. Ama çalışanlara devrederek çıkacaksanız e, burada çalışanların o finansmana erişimi sıkıntı olabiliyor. Dolayısıyla çok fazla şansınız yok. Aslında en de sonunda bir stratejik ortağı satarak çıkmayı tercih ediyor. Emekli olmaya arzu edenler veyahut işte bir şekilde şirketini satmak isteyenler. O noktada da bizim gibi danışmanlık şirketleriyle çalışmaları çok önemli. Çünkü bu bir hazırlık süreci. E, şirketin değerini etkileyen çeşitli unsurlar var. E, ilgisi, o şirkete ilgiyi arttırmak için gerekli unsurlar var. Hı hı. Biz de e, baştan e, sona bu süreçte e, iş insanların yanında yer alarak şirketlerini nasıl doğru bir şekilde ve uygun fiyatlarla pazarlayabilirler. Hı hı. E, bu süreçte yanlarında yer alıyoruz. Hı hı. Bazen de değişik aşamalarda da devreye girebiliyoruz. Yani e, şirkete zaten e, bir talip e, birisi talip olmuş oluyor ve e, bir teklif yaptıklarında bu teklifleri değerlendirebiliyoruz, değerlemeleri yapıyoruz. E, süreçte destek oluyoruz hı hı. E, gibi bir e, süreç yaşanıyor. Ama her halikâda böyle bir işe girişmeden önce değeri arttıracak unsurlar konusunda yapılması gereken çok şey oluyor. Peki bu şirketleri satarken değerlemeleri neye göre oluşturuyorlar? Bu aslında yabancıların neye ilgisi olduğuna bakacak olursak daha çok yabancılar şirketlerin pazar payları için geliyorlar. Ama bu arada değerlemelerde en önemli unsurlardan bir tanesi e, sizin ciro ve karlılığınız. <laughs> e, şirketler bu sürece girmeden önce genelde hep e, odakları daha az vergi ödemeye yöneliktir, vergi planlamasına yöneliktir. Fakat e, şirket satışında bu tam ters bir etki yaptığı için bir kere. E, şey e, finansallar konusunda şirketlerin kurumsallaşması çok önemli hı hı. raporlama sistemlerinin iyi olması çok önemli e, çıktıkları noktada patrondan sonra o işi kim yönetecek o yapının yani yönetimsel e, yapının oluşmuş olması çok önemli hı hı. E, bunun için tabi iş tanımlarından tutun da işte e, iş süreçlerine kadar her şeyin oturmuş olması gerekiyor bir markanız var mı? Markanızın e, işte bir değeri var mı? Bu marka tescilli mi? Hı hı. E, sizin e, alacaklarınız tahsil edilmiş mi, tahsil edilmek kabiliyeti var mı, yok mu, ya kadar birçok unsur veya mevcut stoklarınız gerçekten stok mudur, yoksa artık bunlar stok olmaktan çıkmış mıdır? Hı hı. Bütün bu temizliklerin aslında yapılması gerekiyor ee, bir nevi görücüye çıkmadan önce. Hı hı. Çünkü tüm bunlar e, değeri olumlu veya olumsuz etkileyecek faktörleri içeriyor. Hı hı. O yüzden biz e, mümkün olduğunca erken bir evrede girip, bütün bu çalışmaları işte ortaklık öncesi yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü ancak bu şekilde gerçekten yıllarca emek verip gerçekleştirdiğiniz bu şirketin gerçek değerden, olması gereken değerden satılmasını sağlayabilmek için. Çok güzel. Peki bu noktada Çiğdem Hanım, yabancı yatırımcıların yatırım için tercih ettikleri sektörler var mıdır özellikle belirttikleri? Şu sıralar üzerinde çalıştığınız projeler hangileri? E, yabancıların e, dediğim gibi e, özellikle e, çok uluslu olmuş e, grupları e, şu anda hala aktifler. Bunların da e, baktıkları e, sektörler, e, ağırlıklı olarak imalat sektörü. E, bu arada kimya, e, enerji, e, sağlık sektörü özellikle pandemiden sonra e, çok gelişen bir alan oldu. Bu alanlarda devam ediyorlar. Çevresel sektörler veyahut işte karbon emisyonunu azaltıcı her türlü sektör burada elektrikli araç üretiminden tutun da işte hidrojenli otobüs üretimine kadar bir sürü alan olabiliyor. Çevreyle ilgili sektörler halen çok cazip. Teknoloji biraz daha düşmüş vaziyette. Amerika'da çok aktif ama Avrupa'da e, teknoloji yatırımları bir miktar e, yavaşladı. Hı hı. E, ağırlıklı olarak bunlar diyebilirim. Peki Çiğdem Hanım, ileriye dönük beklentileriniz nelerdir? nerelerdir? Öncelikle tabii Türkiye'nin gündeminde bir seçim e, konusu var. Hı hı. E, seçimi bir e, geçip e, ondan sonraki ekonomik politikaların nasıl devam edeceğini e, görmemiz önemli. Bu şekilde devam edeceğini e, varsayarsak ben bunun olumlu sonuçlarının yavaş yavaş yansıyacağını ve dolayısıyla şirket evliliklerine de e, halk arzlara da yansıyacağını düşünüyorum. Öncelikle halk arzıların e, 2024'te devam edeceğini, şirket evliliklerinin biraz daha e, yavaş e, hmm. geçtiğimiz yıl olduğu gibi hmm. ilerleyeceğini ama seçici olarak belli sektörlerde bahsettiğimiz sektörlerde devam edeceğini düşünüyorum. Fakat e, 2025'ten sonra hakikaten e, şirket evliliklerinde e, ciddi gelişmeler e, hem Avrupa'da hem de Türkiye'de gelişecektir. Çünkü diğer bir sıkıntı da e, Şirket satın alacak yabancıların da finansal sıkıntılarının sürmesi, faizlerin hı hı. yüksek. Dolayısıyla satın alma maliyetlerinin yüksek olması da bu işleri yavaşlattı. Hı hı. Ee, Avrupa'da olumlu sinyaller var, e, gelişmeler var. Dolayısıyla 2025'te bunun Türkiye'yi de yansıyacağını düşünüyorum ben. Ee, bunu demiş olmakla birlikte e, bu işler birdenbire olmadığı için yani hazırlık süreçleri uzun sürdüğü için... Buna niyeti olan şirketlerin e, gerçekten e, şimdiden bu süreçlere başlayıp bu bahsettiğimiz hazırlıkları yapmaları e, değerlemeleri açısından ve bu tür işlemlerin başarısı açısından faydalı olacağı kanaatindeyim. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz Çiğdem Hanım. Çok keyifli bir sohbetti. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyoruz. Ama programımızın sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Ee, ben umuyorum ki her şey gönlünüzce olsun. Başarılarınız daim olsun bundan sonrası için de. Ee, ama seyircilerimize son sözleriniz nelerdir? Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Ee, biz buradayız. Ee, ve umarım şirketlere bu tür planları olan şirketlere bir perspektif sağlamışızdır. Şirketlerin şirket sahiplerinin tek başlarına değil bizlere danışarak bu süreçleri yönetmelerinin kendilerine faydalı olacağı kanaatindeyim. Hem bu işlerin başarısı hem de değerlemelerin daha optimal düzeyde olması açısından o yüzden aklımızın erdiğince, dilimizin döndüğünce buradayız ve destek olmak isteriz. Sizin yıllarca emeklerle kurduğunuz ve büyüttüğünüz şirketlerin büyümesi veyahut uygun fiyatlarla satışı için ben teşekkür ederim sağ olun. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Çiğdem Bicik bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.